Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda sıla yolunda olan, vatan yolunda olan anavatanımız Türkiye'ye giden tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuya temas edeceğiz. Aman dikkatli gidin, çok çok üzücü haberler gelmeye başladı. Sıla yolunda, vatan yolunda kazalar artmaya başladı. Vatandaşlarımızdan haber merkezimize gelen haberleri üzülerek de olsa sizinle paylaşmak zorundayım. Fransa'dan Türkiye'ye tatile giden gurbetçi bir aile, Denizli istikametine doğru giderken feci bir şekilde kaza yaptı. Olayda gurbetçi baba ve 5 yaşındaki kızı maalesef yaşamını yitirdi. Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet Çatak'ın kullandığı Fransa plakalı FJ473AD otomobil arkadan bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt yüklü kamyon ve otomobil şarampole yuvarlandı. Yol kenarında bulunan bariyerler gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobili adeta ikiye parçaladı. Bariyer önce sürücü baba Ahmet Çatak'a, ardından da onun arkasında oturan 5 yaşındaki kızı Alina'ya isabet etti. Baba ve kızı olay yerinde yaşamını yitirdi. Aracın sağ tarafında oturan anne ile 3 yaşındaki kızı bu akıl almaz kazayı sıyrıklarla atlattılar. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Çok çok üzücü bir olay. Kıymetli izleyicilerimiz, başka bir üzücü haberi daha sizlerle paylaşacağım. Hollanda'dan yola çıkan gurbetçi bir ailemizle ilgili. Hollanda'dan yola çıkan Türkiye'ye giden Özkan ailesi Kapıkule sınır kapısına sadece 20 kilometre kala trafik kazası geçirdi. Kazada 3 kişi maalesef ağır bir şekilde yaralandı. Hollanda'dan iki araçla yola çıkan Özkan ailesi Bulgaristan A4 otoyolunda bu kazayı gerçekleştirdi. Yerel saatle 17.45 sıralarında Kapıkule sınır kapısına sadece 20 km mesafe kala gerçekleşen kazada BMW marka L005SL plakalı araç 18 yaşındaki sürücüsünün iddialara göre aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan baba, anne, aracı kullanan oğulları olay yerine gelen yardım ekipleri sayesinde Bulgaristan Svilengrad Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Allah tez zamanda şifasını verir inşallah diyoruz. Çok çok üzücü haberler maalesef değerli izleyicilerimiz. Bir gurbetçi aileden de maalesef üzücü bir haber var. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Hollanda'dan Türkiye'ye tatil için giden bir aile kaza geçirdi. İçinde bulundukları otomobil traktörle çarpışarak bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Şevket Güngör 60 yaşında, eşi Emine Güngör 57 yaşında maalesef yaşamlarını yitirdiler. Biri çocuk, iki kişi ağır bir şekilde yaralandı. Kaza saat 10.30 sıralarında Aydın Denizli Karayolu Pamukören Mahallesi'nde meydana geldi. Hollanda'dan Türkiye'ye tatil için giden Şevket Güngör'ün kullandığı 60DCBX plakalı otomobil, aynı yönde giden Veli Ö'nün kullandığı 09F3049 plakalı traktörle çarpıştı ve ardından da bir duvara çarptı. Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Çok çok üzücü bir durum. Aman dikkat edin. Aman 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 kıymetli izleyicilerimiz. Geç gidelim, güç gitmeyelim. Şimdi geçtiğimiz hafta ben de Almanya'dan Türkiye'ye aracımla gittim. Şöyle bir yolculuk yaptım. Önce Viyana'ya kadar, Almanya'dan Viyana'ya kadar geldik. Yaklaşık 900 kilometre. Orada bir otelde uyuduk. Kendimize geldik. Duşumuzu aldık. Sabah da kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Tekrardan yollara düştük. Ardından Sırbistan'a geldik. Sırbistan'da da yorulduk. Yine bir otele girdik. Uyuduk. Dinlendik. Sabah yine dinç bir şekilde yine yollara düştük. Ve ana vatanımız Türkiye'ye çok şükür sağ salim bir şekilde vardık. Kıymetli izleyicilerimiz, bir otel odası 100 euro ortalama. Aracınız da genelde güvenli otoparklarda bulunuyor ya da otellerin otoparkları var. Oraya park ediyoruz. Biz öyle yaptık. Bir odaya 100 euro verdik. Otopark içinde 20 euro verdim. Hepsi bu. Ama dinç bir şekilde ulaştık. Şimdi bakın, zaman sorunu olanlar var, ekonomik gücü yetmeyenler var. Hepsini biliyorum ve saygı duyuyorum. Ama hiçbir şey insan hayatından daha önemli değil. Sırf bu yolculukta gerekirse 200 euro, 250 euro bir kenara koyun. Yaklaşık Almanya'dan Türkiye'ye yolculuğun maliyeti 520 euro civarında. Siz bunu 750 gibi düşünün. Yollarda perişan olmayın. Yani illa araç kullanmak gerekmiyor. Yani o arabanın içerisindeysen de adeta haşadın çıkıyor. Hal böyle olunca yoruluyorsun kardeşim yani. Aman
Çok çok üzücü olaylar. Bakın anlattım. Anlatırken ne için parçalandı ama bir gazeteci olarak bu haberleri sizlerle paylaşmak zorundayım. Benim de işim bu. Dikkatli olun diyoruz. Aman, aman, aman. Şimdi beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindiren bir haberi vereceğim size. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, benim de, eşimin de, çoluk çocuğumun da Türkiye'de bir güvencesi olsun, bir emekli maaşları olsun diyorsanız mutlaka bu dakikadan sonra anlatacaklarımı sonuna kadar izleyiniz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanlar, geçmişte ister Türkiye'de sigortanız olsun olmasın, yaşamış olduğunuz, özellikle ev hanımlarına söylüyorum, yaşamış olduğunuz ülkede ister çalışın ister çalışmayın, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler, sizlerin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Türkiye'de emekli olmak istiyorsak önce kendimize şu soruyu soracağız. Bizim geleceğe dair bir adımımız var mı? Geleceğe nasıl hazırlanıyoruz? Geleceğe hazır mıyız? Siz kendi geleceğinizle, eşinizin geleceğiyle ilgili bugüne kadar ne yaptınız? Ne yapacaksınız? Bu soruya cevap vereceksin. Sorunun cevabını kendinize vereceksin. Çünkü gelecekte bir gün gelecek. Şimdiden geleceğe hazırlık yapmamız gerekiyor. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Peki nasıl emekli olacaksınız? Ev hanımları nasıl emekli olacak? Mavi kartlılar nasıl emekli olacak? Çifte vatandaşlar nasıl emekli olacak? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikametgahı olanlar nasıl emekli olacaklar? Şimdi anlatıyorum. Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası Emekli TV'nin danışma merkezinin WhatsApp hattıdır. Hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyorsunuz. Mesajı gönderdikten sonra şu anda bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Kendi geleceğinize dair, eşinizin geleceğine dair, çoluk çocuğunuzun geleceğine dair ilk adımı atmış oluyorsunuz. Bir kişi için sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz. Eğer karı koca birlikte iki kişi danışmanlık alırsanız hanımlara %50 indirim var. Normalde 300 euro ödemeleri gerekirken hanımlar da daha çok yararlansın diye, Türkiye'de emekli olsunlar diye sadece 225 euro ödeyecek iki kişi. Tek başına eğer bir hanım danışmanlık alırsa 150 euro ama iki kişi alırsa 225 euro ödeyecek. Daha sonra değerli izleyicilerimiz, siz ödemenizi yaşamış olduğunuz ülkeden, Türkiye'de banka hesabınız varsa oradan yapabilirsiniz ya da yaşadığınız ülkeden yapabilirsiniz. Tüm bilgileri, detayları şu anda WhatsApp hattının başında görevli bulunan arkadaşlarımız size yazacaklar. Siz ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Randevu günü ve saatinde uzmanlarımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak. Tüm bilgilerinizi alacak. Sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın planı ortaya çıkartılacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Yine ikinci randevu günü ve saatinde uzmanımız, sosyal güvenlik uzmanımız sizin emeklilikle ilgili tüm detaylarınızı anlatacak. Nasıl emekli olacağınızı anlatacak. Emekli olmak için başvuralım derseniz sizin Türkiye'ye gitmenize hiçbir şekilde gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun uzmanlarımız sizin adınıza tüm müracaatları yapacak, başvuruları yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Hepsi bu 150 euronun içerisinde. Emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desem en az 1500-2000 euro para harcarım. Yol, zaman, para, uçak, otel ya da vesaire, evimiz varsa evde kalacağız ama emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Emeklilikle ilgili başvuru formunu doldururken, dilekçeleri verirken, eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer emeklilikle ilgili formları doldururken yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için işin uzmanından danışmanlık alacaksınız diyoruz. Hayatta bir sefer ve emekli maaşına kavuşacaksınız. Niye en çok hanımlar yararlansın diyorum biliyor musunuz? Bizim toplumumuzda hanımlar, beyler kusura bakmasın, hep hanımlar ikinci planda kaldı. Hanımlar ömürlerini eşlerine, çoluk çocuğuna adarlar.
ömür geçmiş olur, yaş geçmiş olur. Geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. Emeklilik bile yok. Evet. Onun için diyoruz ki geleceğe hazırlanın. Hanımların bundan daha çok istifade etmesini istiyoruz, yararlanmasını istiyoruz. 2-3 kişinin yemek parasına siz kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili, çoluk çocuğunuzun geleceğiyle ilgili adım atıyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz, şunu da söyleyeyim. Aile indirimleri var. Tüm aile danışmanlık alabilirsiniz. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Dünyanın neresinde olursanız olun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika, İspanya, İtalya, Amerika, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Türkiye'ye artık gitmenize gerek kalmadan emeklilik işlemlerinizi yaptıracaksınız. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Şimdi emeklilikle ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Ali bunu dedi, yok Veli bunu dedi, yok şu oldu, bu oldu. Bunların hepsini unutun. En doğru, en güvenilir bir şekilde kendi geleceğiniz için, eşinizin, çoluk çocuğunuzun geleceği için bu adımı atın arkadaşlar. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Yok o bunu söylemiş, yok dayımın oğlu bunu söylemiş, bilmem ne, bırakın bunları. Yok işte televizyonda, yok internette şunu okudum, duydum, ettim bilmem ne. Bunları bırakın. Emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda Ali bunu dedi, Veli bunu dediyle hareket edilmez. Evet arkadaşlar, çok kısa bir şekilde anlattım. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey ve çok önemli bir şey. İşin uzmanından danışmanlık alarak bu işlemlerinizi yaptıracaksınız. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum arkadaşlar. Eğer siz de bizim kanalımızın abonesiyseniz, yani videonun altındaki abone ol tuşuna bastıysanız, siz de bu haktan yararlanabilirsiniz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şeye gerek yok. Kapı kapı gezmeye gerek yok. Birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemeye gerek yok. Hepsini bitiriyoruz. Şimdi hemen cep telefonunuza ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattını kaydediyorsunuz. Ve ben emekli olmak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Ya da ben ve eşim emekli olmak istiyoruz diye mesaj atın. Ya da biz ailece emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye hemen mesaj atıyorsun. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emeklilik maaşına kavuştu. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanı sıra işlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşlarına kavuşacaklar. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra, bu videoyu izledikten sonra emekli olmaya karar veren tüm vatandaşlarımızın işlemleri de en kısa zamanda yapılacak ve emekli maaşlarına kavuşacaklar. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, beni dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Geleceğe de şimdiden hazırlanın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.